Creator Network'ün katkılarıyla FIFA 22'deki Türk genç yetenekleri önce kendi genleriyle daha sonrasında da 5 yıl geçmiş halleriyle inceleyeceğiz. Liste bir hayli uzun, o yüzden kısa tutarak geçeceğim. Geçen sene oyunda yoktu. Bu sene Yiğit Emre Çeltik diye bir isim var Fortuna Sittard'da. 18 yaşında 61 overall'la başlıyor. Ben bu ismin ne kadar gelişebileceğini merak ediyorum ama minimum 70 üstünü görür diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta Serdar Saatçı. 18 yaş 61 overall'la başlıyor ve yine gelişimini beklediğim isimlerden biri ama şöyle de bir gerçek var. Beşiktaş'ta çok forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden kendini bir kulübe kiralatamazsa 5 yıl sonra onunla karşılaştığımızda çok yüksek genlerde olmayacak. Bununla birlikte işte tam o mentalitede ama Avrupa'nın başka kulübüne gitmiş bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Gürkan Başkan daha önce Fenerbahçe'deydi. Aslında birazcık Merih Demiral yolu kullanıyor gibi. Famalicao da şu an Portekiz'de ve 61 overall da kötü bir overall değil. 70 üstünde potansiyeli var ama kaç potansiyeli işte onu birazdan göreceğiz. Yine takip edilmesi gereken yeteneklerden biri Amir Ali. Geçen sene de çok önemli seviyelere geliyordu. Ben bu sene de onun yine iyi gelişeceğinden eminim. Ayrıca yine yurt dışından devam ediyoruz. Olympique Lyon'da Cenk Özkaçar var. 20 yaşında stoper, 62 genli. Orada oynayamaz. Orada oynayamadığı için de potansiyeli etkilenebilir. Ama yine 70 üstünde potansiyele sahip ucuz isimlerden biri olarak görünebilir Cenk Özkaçar. Hatta şu ana kadarki sınır 775 bin euro civarlarında. Sıra geldi. Geçen sene de 77 idi yanlış hatırlamıyorsam potansiyeli. Bu sene de o civarlardadır. Salih Kavrazlı, Trabzonspor'un 19 yaşındaki forveti. Bu sene kaça kadar çıkacak? 5 yıl sonra incelediğimizde oynamayanlar gelişemeyecek. Oynayanlar iyi seviyelerde olacak. Trabzonspor'dan devam ediyoruz. Arda Akbulut 20 yaşında 63 overall'a sahip. O da yine iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Asıl merak ettiğim isim bence bu senenin önemli wonderkidlerinden Ali Akman. 19 yaş 63 gen. Ben ondan 80 üstü bekliyorum. 5 yıl sonuna geldiğimizde umarım 80 üstünde olur Ali Akman. Ali Akman sonrasında bedelsiz olarak Avrupa'ya, Almanya'ya giden Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'ı konuşmak isterim. 17 yaş 63 overall. Geçen seneye göre overall'ı artmış gibi duruyor ama potansiyel anlamında acaba 80 üstünü görebilecek mi? Eğer ki biz alıp onu sürekli oynatırsak bence görebilir dinamik potansiyelle beraber ama oyunun kendi haline bıraktığımızda kaç overall'la bizi karşılayacak açıkçası merak ediyorum. Yine takip edilmesi gereken kalecilerden biri Çaykur Rizespor'da Zafer Görgen. 21 yaşında 63 overall'a sahip. Geçen sene 70 üstünde onu çok kez gördüm. 75'lere çıktığı dahi oldu Zafer'in. Bu sene acaba kaç overall'la bizi karşılayacak? Oyuna yeni eklenen isimlerden biri. Bu sene forma şansı bulmaya başladı Fenerbahçe'de. Muhammed Gümüşkaya, ona 63 overall verilmiş. Ama potansiyeli hakkında şu an için pek bir bilgimiz yok. Çünkü FIFA 22 çok yeni çıktı. Sadece PlayStation'dan erişim var ve şöyle bir durum da var. Hani geçen sene bilgisayardan oynarken Cheat Engine kullanıp potansiyellerine bakabiliyorduk. Şu an için fikrimiz yok. Muhammed Gümüşkaya'nın potansiyelini birazdan öğreneceğiz. Malik Batmaz'la devam ediyoruz Karlsruhe'de. O da geçen sene 75 seviyelerine rahat rahat ulaşan oyunculardan biriydi oynadığı zaman. Bu sene aynı seviyeleri görebilecek mi? Yeni artan isimlerden biri 65 overall'a kadar yükseldi. Potansiyel olarak geçen sene büyük potansiyele sahipti. Bu sene de sahip. İşte o büyük potansiyeli ben merakla bekliyorum ama 80 üstüne rahat rahat çıkacağını düşünüyorum Ravil Tagir'in. Adana Demirspor lige merhaba dedi uzun yıllar sonra ve onlar da 21 yaşında 65 overall'lı Tayyip Sanuç var. Bu isim de yine takip edilmesi gereken oyunculardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı overall bandında devam ediyoruz. Galatasaray'da Yunus Akgün 65 ile karşılıyor bizi. 75 üstünde potansiyeli olduğunu biliyorum. Geçen sene öyleydi. Bu sene de öyledir muhtemelen. Yaklaşık 26 yaşına geldiğinde umuyorum ki bizi yüksek overall'la karşılar. Geldik Emre Demir'e. Barcelona söylentisi var. Hala imzaladı deniyor hatta bazı kaynaklarda. Şu an Yukatay Kayserispor'da oyunda.
65 overall'la başlıyor ama büyük potansiyeli olan isimlerden biri. Kesinlikle FIFA 22'de alıp onu kullanabilirsiniz. Sol bek arayışınız varsa Türkiye olarak Cemal Sertel önerilir. İlk etapta oynayabileceğini ben zannetmiyorum. Eğer ki forma şansını verirse Başakşehir 66 overall'dan 80'leri görecek bir sol bek oluştururlar. Sağ bek için geçen senelerde iyi seviyelere gelebilen Serkan Hasan Trabzonspor'dan. Tabi her geçen sene yaşlar biraz daha artmaya başlıyor. Bu da önemli bir sorun teşkil ediyor aslında büyük potansiyellerde. Serkan'ın ne kadar yükseleceğini merak ediyorum. Oyuna yeni gelen isimlerden Barış Alper Yılmaz 67 overall'la başladı Galatasaray'da. Ve onda muhtemelen 77'ler, 80'ler görülebilir. Aynı şekilde aynı yaşa sahip sadece kanadın farklı tarafında Burak Kapacak 67 overall'la Fenerbahçe'de, o da oyuna bu sene katıldı. Ve Burak Kapacak'ın da ben 77 üstünde potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Bir türlü patlama yapamayan isimlerden biri Güven Yalçın, artık 22 yaşına geldi. 68'le başlıyor ama 75'leri minimum görecektir. Bu haliyle bile. 68'den devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer. Onda büyük potansiyel vardır. Çünkü zaten Altın Ordu zamanında bile ondan çok şey bekleniyordu. Avrupa çapında özellikle. Ve Berke Özer'den benim de beklentim yüksek. Onu birazdan göreceğiz. Fenerbahçe'den ayrılırsa daha da gelişir. Çünkü Altay'ın arkasında oynamak kolay değil. Geldik Rennes'e. Doğan Alemdar var artık. 18 yaşında 68 overall'lı kaleci. Kariyer modu yapıyorsanız, çok fazla bütçeniz yoksa onu kesinlikle kaleye alabilirsiniz. Genellikle kalecide benim sınırım 70'tir. 70 altında iyi performans göstermezler ama 70 üstüne çıkınca yavaş yavaş performansları artmaya başlar. Doğan onlardan biri. Bu senede ondan beklenti yüksek. Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı. 21 yaş 68 overall'lı oyuna başlıyor. Derken 69'lara geçtik. Ahmet Kutucu, işte 80 üstünü görebilecek bir forvet adayı Ahmet Kutucu. Başakşehir'de oynadığı miktarda gelişecektir. 5 yılın sonunda onu hangi takımda göreceğimizi ben merak ediyorum. Sağ kanat Gökdeniz Bayraktar, büyük potansiyeli var. Muhtemelen 80 civarlarındadır diye düşünüyorum Gökdeniz'in. Geçen sene de iyiydi. Bu sene daha da arttı. Ve Gökdeniz bence önemli seviyeye de gelebilir. Antalyaspor'da kendini geliştirebilirse. Onunla birlikte sol bekte Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin muhtemelen en potansiyelli sol bek adaylarından biri. Genel olarak da 70'le başlıyor. Geçen sene bile 85'leri görebilen bir sol bekti minimum. Bu sene acaba hangi seviyeye gelecek? Galatasaray'ın yeni transferine geçtik. Bu arada yaş sınırı olarak 23'ü belirledim. 23'ten daha yüksek seviyedeki oyunculara bakmayacağım. Çünkü genç yetenek dediğimiz artık maksimum 23 olsun diye düşünüyorum. Berkan Kutlu 70'le başlıyor Galatasaray'da. Geçen seneye göre overall'ını iyi geliştirdiler. Bu senede potansiyel verdilerse eğer 80'leri görecektir. Derken önemli potansiyelli isimlerden birine geçtik. Yine Galatasaray'dayız aslında. Galatasaray'da kiralık. Halil Dervişoğlu 70 overall'la başlıyor. Ondan beklentiler yüksek. Başakşehir'deyiz. Berkay Özcan'a bakıyoruz. 23 yaş 71 overall. Geçen sene 80 üstüne çıktıydı. Bu sene de 80 üstüne rahatlıkla çıkacaktır. Galatasaray'ın bir başka potansiyelli ismine geldi sıra. Kerem Aktürkoğlu 71 ile başlıyor. Overall'ını geliştirdiler. Potansiyelini de geliştirmiş olabilirler. Çünkü zaten onda var. Gerçekte de potansiyeli yüksek bir isim. Kerem'i merakla bekliyorum 5 yılın sonunda hangi takımda ve kaç overall'la bizi karşılayacağını. Sıra geldi Mert Müldür'e. Sağ bekte ondan çok şey bekleniyor. Milli takım bazında da gerçekten çok şey bekliyoruz. Biz kendi adımıza konuşmak gerekirse. Kendisini Sassuolo'da geliştirebilir. Geçen sene yüksek seviyelere çıkıyordu oyunda. Bu sene de yüksek seviyelere çıkacaktır. İrfan'la devam ediyoruz. İrfan Can Eğribayat. 23 yaş sınırından girdi. O da 72 overall'la başlıyor. Beklentim çok daha fazlası. Ama aynı overall'da bir başka isim var. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu. Bir kere overall'ını yükselttiler geçen seneki başlangıca göre. Ve Ersin'de büyük potansiyel var. 85 seviyelerine çok rahatlıkla çıkacaktır bence. Artık son isimlere doğru adım adım gidiyoruz. Berat Özdemir 73 overall. 80'i görecektir, Trabzon'da oynayacağını da düşünüyorum ben. Abdülkadir Ömür, biz onu takip edene kadar kendini transfer de ettirdi. Atletik Bilbao'ya gitti. 74 overall.
Bu arada şunu da belirteyim hazır Abdülkadir Ömür'le karşılaşınca. Malum Cheat Engine henüz yok. Malum PlayStation'dayız, bilgisayarda değiliz. O yüzden bu oyuncuları takip ederken, yani gözlemci gönderirken oyuncunun geni artmış da olabilir. Ondan emin değilim. Onu bilgisayara geçtiğimizde daha net şekilde göreceğimizi düşünüyorum ben. Ayrıca son isimlere gelince en potansiyelli Türk oyunculardan birine geldik. Orkun Kökçü 20 yaş 75 gen 85 üstüne çok rahat bir şekilde çıkar. Mutlaka alın Orkun'u. Hatta bonservis bedeli de 1500 ile 14500 arasındaymış. Sıra geldi çok şey beklenilen stoperlerden biri. Geçen sene potansiyeli yüksekti. Ara ara iyi yerlere de geldi Ozan Kabak. 76 overall'la karşımızda, 21 yaş, genç bir yaş. O yüzden yine 85 seviyelerini ben şu an hayal edebiliyorum. Son iki isim. 23 yaş sınırından ikisi de girdi. Biri Altay Bayındır, 77 overall. 90'ı belki de zorlayabilir. Overall'ı çok iyi. Diğeri de Merih Demiral. O da 90'ı zorlayabilir. Yine 77 overall çok iyi. 5 yılın sonunda gelin bakalım hangi takımlarda olacaklar. Gidiyoruz. Şimdi tarihler 2026, yani 6. sezonun başındayız. Ben gözlemcileri yavaştan göndereceğim. Biraz sürecek onların gözlemlemesi. Tahmini 2 aya bütün futbolcuları buluruz. Şimdi 5 yıl sonundaki Türk oyuncuların geldiği noktayı inceleyeceğiz. Biraz önce potansiyelli oyunculara baktık. Şimdi ise bakalım hangileri potansiyeline ulaşabildi. Emre Demir 74 overall. Ömer Faruk Beyaz 75'e yükselmiş. Bence 22 yaş bandında iyi seviyeler. Bu adamlar 80'e de ulaşacaktır. Doğan Alemdar 80 olabiliyor 23 yaşında. Marsilya'da bizi karşılıyor bu arada kendisi. Amir Ali gelişmemiş, 70 overall'da kalmış. Hayal kırıklığı. Onun dışında Yiğit Emre Çeltik 72'ye yükseltmiş. Belki zorlasak hani 77 seviyelerine çıkabilir diye düşünüyorum. Ravil Tagir mutlaka kullanın. 76 overall'a yükseltmiş kendisini. Serdar Saatçı oynarsa çok daha iyi seviyelere gelecek gibi duruyor sanki. Ali Akman Chelsea'de 24 yaşında 78 overall'la karşımızda. Bence Ali Akman daha 85'leri de görecektir. Gökdeniz Bayraktar Braga'da 80 overall'la bizi karşılıyor. Gürkan Başkan gelişmemiş, 70 overall'da kalmış. Famalicao'da. Geldik geçen senenin potansiyelli isimlerinden Salih Kavrazlı'ya, 75'e yükseltmiş kendisini. 80'i de bulacaktır bence, hala yaşı var. Arda Akbulut 72 ile karşımızda. Daha iyi seviyeye sanki gelebilir diye düşünüyorum. Cenk Özkaçar free agent'ta, yani serbestte ve 70 overall'la beklenen gelişimi gösteremedi. Rıdvan Yılmaz Hetafe'ye gitmiş, 80 overall'da şu an. Harika bir seviyede ve daha 85'leri de görecektir. Ersin Union Berlin'de 79 overall'la karşımızda. Bence önemli seviyelerden biri Ersin için de. Muhammed Gümüşkaya 76'ya yükseltmiş kendisini. 80'i zorlar bence hala. Orkun Kökçü bir yıldız adayı işte. 83 overall'la Paris Saint Germain'de karşımıza çıktı. Yunus Akgün bence beklentilerin altında kaldı 72 ile. Bünyamin Balcı 77'ye yükseltti kendini. Twente'de oynuyor şu an. Malik Batmaz 71 ile. Gelişemeyen isimler arasında bence. Ama Halil Dervişoğlu neredeyse 80'i bulmuş. 83-84'leri de görecektir ve Sampdoria'da oynuyor şu an için. Zafer'den beklenen gelişimi göremedim. Ozan Kabak 83 genli artık, 26 yaşında. Burak Kapacak 76. Ahmet Kutucu, kendi kulübümüzü alırsak 85'leri de görecektir. Ahmet Kutucu da önemli seviyede. Tayyip Sanuç idare eder. Hani orta sıra takımı stoperi gibi duruyor şu an için potansiyel bakımından. Cemal Sertel sanki zorlasak 80'leri o da görür. Barış Alper Yılmaz 74'lerde kalmış. Muhtemelen sol orta sahada Galatasaray'da oynayamadı. Berke Özer Altay'ın arkasında kalmasına rağmen 75'e kadar kendisini yükseltmiş. Mert Müldür 79'u buldu. Güven Yalçın Lejia Varşova'da 75 genli. Abdülkadir Ömür 81 olmuş. Serkan Hasan 72 gelişmedi. Kerem Aktürkoğlu da bence beklentilerin altında kaldı. Ama biz onu geliştirmeye çalışsak bu seviyelerin kesinlikle daha üstüne çıkacaktır. Berkan Kutlu da aynı şekilde. İrfan Can Eğribayat 78'de Basel'de oynuyor şu an. Ve artık yavaş yavaş son isimlere doğru geçiyoruz. Melih 83, Altay Bayındır 83.
Başakşehir'in orta sahadaki potansiyelli ismi Berkay'da 78'e kadar ulaşabilmiş. Berat Özdemir de bizi Vallecano'da karşılıyor 77 genle. Şimdi de ekstra kısma geçiyoruz. Genç yetenek olarak söyleyemeyeceğimiz isimleri ama şu an nerede ve kaç genle olduğunu merak ettiğimiz isimlere bakacağız. Emre Mor Mönchengladbach'ta 77 overall'da karşıladı. Cengiz Ünder 79 olmuş. Daha iyi gelişebilir diye düşünüyorum. Şu an Real Betis'teymiş. Zeki Çelik Fiorentina'da oynuyor 82 overall'la. Yıldırım Mert Çetin 79'a kadar yükselmiş. Enes Ünal 80 overall olmuş Augsburg'da şu an. Yusuf Yazıcı Atalanta'ya transfer olmuş. 82'ye kadar yükseltmiş kendini. Çağlar 83 olmuş. Uğurcan 83'te Roma'da. Taylan Antalyalı 76 ile hala Galatasaray'daymış. Kaan Ayhan 78 ve Braga'da görüyoruz onu. İrfan Can Kahveci 77 overall'la Fenerbahçe'de hala. Kenan Karaman Beşiktaş'tan ayrılmamış 72 overall'da. Salih Uçan Beşiktaş'tan ayrılmamış 75'te. Ve son olarak da Hakan Çalhanoğlu 32 yaşına gelmiş ve 83 overall'la bizi karşılıyor. Hetafe'de oynuyor İspanya'da. Derken videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Belki de ilerleyen günlerde onun videosu karşınıza çıkar. Hoşça kalın.